39 yıldır yüreği yanan bir annenin feryadına kulak vereceğiz şimdi efendim. Ayşe Ödeniş 1985 yılında bir erkek evlat dünyaya getirdi. Ama oğlunu sadece bir saat bağrına basabildi. İddiasına göre bebeği elinden alındı, sonra da anneye çocuğunun öldüğü söylendi. Aradan 39 yıl geçti ama acılı anne hala rüyalarında gördüğü evladının öldüğüne inanmıyor. Bir gün ortaya, bir gün ona tekrar sarılabilmenin umuduyla yaşıyor. Sen Allah'tan anlamıyor musun diye çocuğunu kendi elimle gece gömdüm dedi. Öyle deyince ben oraya bayanmışım, bir daha bir şey görmedim. Kahraman bulunmadığı sürece içim hep kanlı, yara dur. Ayşe Ödeniş'in 39 yıldır yüreği evlat hasretiyle yangın yeri. Gözlerinden akan her bir damla yaş ise doğumdan sonra sadece bir saat görebildiği oğlu için akıyor. Bir erkek çocuğu dünyaya getirdim. Gece saat 2'de. 2'de doğum yaptıktan sonra saat 3'e kadar yanımda durdu. Çocuğu bir daha görmedim. Ayşe Ödeniş'in acısı ilk günkü gibi taze. O gün bugündür de evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor. Öldü denilen bebeğinin ne bir mezarı var ne de bir ölüm raporu. Doktor kapıdan girdi. Dedi ki bu kadın yine ne söylüyor dedi. Hocam dedim, ben çocuğumu almak istiyorum dedim. O da dedi ki gece dedi çocuğun öldü. Kendi elimle dedi gömdüm dedi. 1985 yılında Ankara'daki bir hastanede yaptığı doğumun ardından oğlunun kokusunu sadece bir saat alabildi. Doktorlar Ödeniş'in kucağından tedavi için bebeğini aldı. Geri geldiler ama geldiklerinde kucaklarında bebek Kahraman yoktu. Mezarı nerede? Ölüsü nerede? Doyamadığı evladının adını Kahraman koydu. Öldüğüne bir gün bile inanmadı. Rüyalarında hep oğluyla konuştu. Rüyalarında diyor ki ben ölü değilim. Belki eşim görmeyebilir ama ben hep sürekli görüyorum. Hep kendimi dışarı atıyorum. Ölü değil. O zaman koyamadım ama şimdi Kahraman koydu. Sütümü veremedim. Bağrıma basamadım. Nasıl isim koyaydım ki? Hiç koklayamadım, öpemedim. Kahraman koymuşum. Oğlun öldü, gömdük dediler. Ama o oğlunun öldüğüne bir gün olsun inanmadı. 3 çocuk daha dünyaya getirdi. Ama ilk oğlundan da asla vazgeçmedi. 39 yıldır göremediği oğlu Kahraman için mücadele verdi. Sahte ölüm kağıtları var, dilekçelerim var. Ama elimden aldılar. Şimdi 2 kızım, 1 oğlum var. Kahramanım yok. İlk çocuğumdu, ilk kuzağımdı. Yok. Ağlamayla gözyaşlarım hiç durmuyor ki. Benim yüreğim kan ağlıyor. Gece kalkıyorum, camdan bakıyorum. Acaba gelir mi? Kapıya bakıyorum. Herkes uyuyor, ben de uyumun içinde dolanıyorum. Benim oğlum bağlandı artık. İnşallah bir gün olur sesimi duyar. Ödeniş çiftinin evlat hasreti hiçbir zaman dinmedi. Gözlerinden eksik olmayan yaşlar aileyi her gün kahretti. Ama anne de baba da çocukları için bir gün olsun asla vazgeçmedi. Kahraman gibi koşsun bizi bulsun.